başta. Şu anda doğanın güzelliklerinden 40 kilit otu toplamaya geldik. Ve 40 kilit otları şu şekilde böyle. Ve poşetimiz de bu şekilde şöyle. 40 kilit otumuz. Gel böyle. Bak bunlar büyüdükleri zaman şöyle kesersek bunları da bu şekilde oluyor. 40 kilit otu. Bak böyle bunları kesiyoruz ve bunlar tomurcuk çıkarırlar şu şekilde. Bunlar kendi kendine örerler. Genelde dere kenarlarında sulak olan bölgelerde yetişirler. Ve insan sağlık açısından bulunmaz bir nimettir bunlar da. Yeter ki dozajında kullanalım, güzel kullanalım. Bunlar bu şekilde görüldüğü gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi saç dökülmelerini kesinlikle keser. Ayrıca vücut içerisindeki bulunan ağrıları dindirdiği gibi bağırsakları çalıştırır, damarları açar. Böyle topluyoruz bunları. Şu şekilde tekrar gösteriyorum. Ve süper bir bitki. Zaten bağırsakları da çalıştırmasının sebeplerinden bir tanesi de zaten bağırsağa benzer. Şu anda da bak boğum boğumdur. Hepsiciği bu şekilde. Aynı zamanda da bu bağırsakları çalıştırdığı gibi böbreklerdeki taşları döker. Çünkü vücutun çalışması demek bütün vücutun sağlık anlamına gelir. Ve şöyle çektiğimizde görüyorsunuz bunları. Şu anda burada bunların büyüklerini bu şekilde topluyoruz. Ondan sonra bunu gölge bir yerde kurutarak çayını yapmak şartıyla veya çok fazla kaynatırsak mesela bunu 15-20 dakika içerisinde bel fıtıklarına, boyun fıtıklarına, eklem ağrılarına, bacak sendromu olanlarda bunlara gerçekten süper bir fayda getirir. Şu anda bak bunları topluyoruz böyle. Güzel bir şekilde. Yakından çektiriz. Şöyle gel. Tekrar göstereyim. Bunlar da göründüğü gibi şöyle inceleyin. Daha bunlar bir de ileride daha da büyür bunlar. Genellikle bu otları da yani fayda getirebilmesi için ısırgan otlarının olduğu yerlerden daha toplanırsa daha da fayda getireceğini söyleniliyor. Ama şöyle bir şey var. Bugün ot değişikliği olmaz. 40 kilit otu 40 kilit otudur. Yani bu da fayda getirir. Yani şimdi ısırgan otunun yeri, değeri ayrıdır. 40 kilit otunun değeri ayrıdır. Ama bunun en büyük işte tekrar söylüyorum. Saydığım gibi saçlardaki kepeklenmelere, saç dökülmelerine, böbrek taşlarını düşürmeye, sindirim sistemini çalıştırmaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye gerçekten çok büyük faydaları vardır. Ağrıları yani %100 keser desem yalan söylemiş olmam. Çünkü ağrı kesici özellikleri, bel fıtıklardaki, boyunlardaki fıtıklardaki ağrılar için müthiş bulunmayan bir bitkidir. Görüldüğü gibi şöyle doğanın içerisinde bulunuyoruz şu anda. Ve bunu poşetimize topluyoruz. Sonra bunu tekrar söylüyorum. Gölgelik yerlerde kurutacağız. Ondan sonra bunun çayını yapacağız. Gerekirse biraz fazla kaynattığımızda da bunun ne yapacağız? Ağrı olan bölgelere suyunu kullanırız. Bak burada da yine ebe gümeci var. Bunları daha sonra ilerleyen zamanlarda tekrar size aktaracağım. Yani bu ebe gümeşleri de midedeki ülser için, yara için, ondan sonra yaralara, bağırsaktaki çalışmalara, aynı zamanda da kadın hastalıklarında
bulunan miyomları temizler bu ebe gümeci de. Ve gerçekten bu da çok, bunun yemeği yapılır. Ondan sonra böreği yapılır. Gerekirse bunun çayı yapılıp içilebilir. Şayet biraz uğraş istersen bunun kremi de yapılabilir. O da bu şekilde ebe gümeci. Böyle. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.